Yukarıdaki elementlerden hangileri bileşiklerinde birden farklı yükseltgenme basamağına sahip olabilirler denilmiş. Birinci öncül lityum elementi verilmiş. Lityum elementi 1A grubunda bulunmakta. 1A grubu metalleri her zaman artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Dolayısıyla birden farklı yükseltgenme basamağına sahip değildir. İkinci öncül oksijen elementi. Oksijen elementi bileşiklerinin çoğunda 2 değerli kalmakta. Buna karşı 1A ve 2A grubu elementleri ile eksi 1 değerlik de alabilmektedir. Eksi 1 değerlik aldığı bileşiklere peroksit bileşikleri deniliyor. Yine 1A grubu elementleri ile eksi 1 bölü 2 değerlikte de alabilmekte. De. Burada da süperoksit şeklinde okunuyordu. Son olarak flor her zaman eksi 1 değerlik aldığını biliyoruz. Oksijenin florla yaptığı bileşikte oksijen artı 2 yükseltgen basamağına sahiptir arkadaşlar. Görüldüğü gibi birden farklı yükseltgenme basamak değerine sahiptir. İkinci öncül doğru diyoruz. Üçüncü öncül alüminyum. Alüminyum 3A grubu metalidir. 1A, 2A, 3A grubu metalleri her zaman grubuna göre sabit değerlik almakta. 1A'ya artı 1 demiştik. 2A grubu artı 2. 3A grubu ise artı 3 yükseltgenme basamağına sahiptir her zaman. Dolayısıyla tek bir yükseltgenme basamağı olduğu için üçüncü öncül deliyoruz. Dördüncü öncül krom elementi. Krom elementi değişken değerli bir metaldi. Birleşiklerinde artı 3, artı 6 gibi değerlere sahip olabilirdi. Dolayısıyla birden farklı değerlik alabilmekte de. dördüncü de doğrudur diyoruz. Sorumuzda birden farklı yükseltgenme basamağına sahip olanlar sorulduğu için cevabımız D seçeneğidir. Temel hal elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z elementleri oksijen ile aşağıdaki bileşiklerden hangisini oluşturamaz deniliyor. Öncelikle elementlerimizin gruplarını bularak alabileceği yükseltgenme basamakları değerlerini de belirleyelim. X elementinin ikinci periyot 5A grubu element olduğunu görmekteyiz. 5A grubu elementleri eksi 3 ve artı 5 dahil aralardaki bütün değerlikleri alabiliyordu. Y elementi 3. periyot 1A grubu elementidir. Bir metaldir. 1A grubu metalleri her zaman artı 1 değerliğe sahiptir. Z elementi ise 3. periyot 7A grubunda bulunmakta. 3. periyot 7A grupları eksi 1 ile artı 7 dahil bütün aradaki değerleri de alabiliyordu. Ancak Z elementi flor olsaydı yani 2. periyot 7A grubu olsaydı o zaman sadece eksi 1 değerlik alabilir derdik. Buna dikkat edelim. Ancak Z elementi 3. periyotta yer aldığından dolayı klor elementidir, flor değil. Şimdi oksijenin yükseltgenme basamağından yararlanarak bize verilen elementlerin yükseltgenme basamağını bulalım ve bulduğumuz yukarıdaki aralıklar içerisinde olmayanı bulup cevabımızı işaretleyelim. Öncelikle oksijenin yükseltgenme basamağından bahsetmek istiyorum. Oksijen bileşiklerinde genel olarak 2 yükseltgenme basamağına sahipti. Bunun dışında 1A ve 2A grubu elementleri ile eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğu durumlar bulunmaktaydı. Ancak her zaman 1A ve 2A ile eksi 1 ve eksi 1 bölü 2 alır demiyoruz. Bunu bize verilen bileşikten hesaplayarak buluyoruz. Son olarak oksijen flor elementi ile artı 2 yükseltgenme basamağına sahipti. Öncülleri tek tek inceleyelim. A şıkkı, A şıkkına baktık. X elementimiz 5A grubu elementiydi. Yani oksijen burada x 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. X'in yükseltgenme basamağını hesaplayalım. 2 tane X var. Oksijen yükseltgenme basamağı eksi 2. Toplamı 0 olacak. Bileşiğimiz nötr olduğu için. Buradan X değerini artı 1 olarak buluyoruz. Artı 1 değeri X'in alabileceği yükseltgenme basamakları değerlerinden birisi olduğundan dolayı A şıkkı mümkündür. 5 şıkkına geldik. Y element bileşiği verilmiş bize. Bakın y elementi her zaman artı bir değerlik alacaktı. Burada bu bileşiğin mümkün olup olmadığını oksijenin alacağı değerlikten hesaplayacağız. Y elementinin yükseltgenme basamağına artı 1 demiştik. 2 tane var. 2 çarpı artı 1. Oksijeni hesaplayacağımızı söyledim burada. 2 tane oksijen var. Oksijene x diyelim. Toplamı 0. Denklemi çözelim. 2x eşittir. Eksi 2 olur. x eşittir. Eksi 1 Oksijen 1A ve 2A gruplarına karşı eksi bir yükseltgeme basamağı alabiliyordu. Burada belirtmiştik hatta not olarak da yazalım. öyle B seçeneği de doğrudur. Burada oksijen eksi bir değerli kaldığı için bileşik ismi okunurken mesela peroksit şeklinde okunuyordu. C şıkkına geldik. Z elementi ile yaptığı bileşik var oksijenin. Z elementi 7A grubunda bulunuyor. O halde oksijen burada eksi 2 değerli kalacak. Z'nin yükseltgeme basamağını hesaplayalım. 2 tane Z element var elimizde. Oksijen bir tane var. Aldığı değerlik eksi 2 olduğunu söyledim. Nötr bir bileşik olduğundan dolayı yükseltgenme basamakları toplamını sıfır eşitliyorum. Denklemi çözecek olursak 2Z eşittir 2. Buradan Z'yi artı 1 olarak buluyorum. Artı 1 değeri Z'nin alabileceği değerler arasında olduğundan dolayı C şıkkına mümkündür. Geldik D şıkkına 5A grubu. Oksijen burada eksi 2 değerlik alacak. Yükseltgen basamağını hesaplayalım x'in. 2x artı 5 tane oksijen var. Aldığı değerlik eksi 2. Toplamı 0 eşitliyorum. Denklemi çözelim. 2x eşittir 10 olacak. x eşittir artı 5 olacak. Artı 5 değeri de x'in alacağı değerler arasındadır. Bakın eksi 3 ve artı 5 dahil hepsini alabiliyordu. Bu da mümkündür. E seçeneğine geldik. Z elementinin oksijenle bileşiği verilmiş bize. Z'yi dağıldığı için oksijen burada eksi 2 değerlik alacak. Z Artı diyorum 4 çarpı eksi 2. Oksijen eksi 2 değerlik alacağını söyledim. Toplam yükü yine 0 eşitledim Z eşittir. Artı 8 değerlik aldı. Peki artı 8 değeri Z'nin alabileceği değerler arasında mı? Hayır. Z maksimum artı 7 alabilirdi. Bu nedenle E şıkkındaki bileşik oluşamaz. Soru bize oluşamayanı sorduğundan dolayı cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki taneciklerden hangilerinde 6 çizili atomun yükseltgenme basamağı artı 5'tir deniliyor. Birinci öncüle başlayalım. Bileşimimizde bir tane hidrojen var. 1 çarpı diyorum. Hidrojenin aldığı değerlik artı 1'dir. Artı azota x dedik. Artı 3 tane oksijen var. 3 çarpı eksi 2 de oksijenden geldi. Toplam yük 0 eşit olacak. Buradan x'in yükseltgenme basamağının artı 5 olduğunu söylüyoruz. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle geldik. Klor atomuna X diyelim. Artı 3 tane oksijen var. Oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Eşittir diyorum. İyonumuzun yükü eksi 1 olduğu için eksi 1 eşitliyoruz. Buradan denklemi çözecek olursak eksi 6 karşıya attık. Burada X artı 5 çıktı. İkinci öncülümüze doğru arkadaşlar. Üçüncü öncüle geldim. Fosfor elementine X dedik. Artı 5 tane klor var. Klorun aldığı değerlik eksi 1. 7A grubuydu. Toplam yükün sıfır olduğunu söylüyoruz. Nötr bir bileşik. Buradan x artı 5 gelmekte. Her üç öncülde de 6 çizili olan element artı 5 yükseltgenme basamağına sahiptir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde iyon yükü ve yükseltgenme basamağı kavramları yanlış kullanılmıştır deniliyor. Arkadaşlar iyon yükü kavramını iyonik bir işi oluşturan iyonlar için kullanıyoruz. Örnek vermek istersek mesela NO3 üzeri eksi 1. Burada deriz ki nitratın iyon yükü eksi 1'dir. Veya sodyum klorür bileşiği sodyum ve klor iyonların birleşimiyle oluşuyordu. Sodyumun iyon yükü artı 1'dir. Klorun iyon yükü eksi 1'dir şeklinde ifade edeceğiz. Yükseltgenme basamağı ise bir atomun moleküldeki veya iyonik bileşikteki yük sayısına biz yükseltgenme basamağı diyoruz. Aslında yükseltgenme basamağı iyon yükünü de kapsamakta. Yani her şey için kullanabiliriz. Yanlış olmaz. Ancak iyon yükünü kullanmak için az önce belirttiğim gibi iyonik bileşiği oluşturan iyonlar için kullanılır veya bir iyonik bileşiğin iyonlaşması sonucunda meydana çıkan iyonlar için kullanılır diyoruz. Tekrar söylüyorum, yükseltgenme basamağı aslında hepsini kapsamakta. O halde verilen şıkları inceleyelim. A şıkkı Sodyum oksit bileşiğindeki oksijen atomunun iyon yükü eksi 2'dir. Sodyum oksit bileşiği iyonik bir bileşiktir. Çünkü metal bileşikleri iyonikti. Peki sodyum oksit bileşiği iyonların açtığında hangi iyonlar açığa çıkıyor? Sodyum ve oksijen iyonlar açığa çıkıyor. O halde bu iki iyon için biz iyon yükü kavramını kullanırsak yanlış olmaz. Yine yükseltgenme basamağı terimini kullansak da yanlış olmazdı. Çünkü yükseltgenme basamağı her şeyi kapsamaktaydı. O halde bileşiğimiz iyonik bir bileşik olduğundan dolayı sodyum ve oksijen için iyonkü kavramını kullanabiliriz. Zaten oksijenin iyonkü eksi 2'dir. A şıkkı doğru. B şıkkı yine bileşiğimiz iyonik bir bileşik. Potasyum metali var. Metal bileşikleri iyonikti. Peki bu bileşiği oluşturan iyonlar nelerdi? Potasyum ve klorat iyonu. Bakın burada biz potasyum ve klorat için iyon yükünü kullanabiliriz. Aynı zamanda potasyum için yükseltgenme basamağını kullanırız. Ancak biz klorat içindeki klor ve oksijen atomları için iyon yük kavramını kullanamayız. Burada yükseltgenme basamağı kavramını kullanmamız gerekiyor. Çünkü ne demiştik? İyon yükünü, iyonik bir işi oluşturan iyonlar için kullanırdık. İyon oluşturan atomlar için değil. Burada bize altı çizili element yani klor atomundan bahsetmiş iyonun içindeki bir atomdan bahsettiği için iyon yükünü değil yükseltgenme basamağı ifadesini kullanmamız gerekiyordu. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Eğer potasyum klorat bileşiği şu şekilde iyonlarına ayrılsaydı o zaman biz klor için iyon yükü kavramını kullanabilirdik. Ancak klorat iyonu ne yapıyor? Şu şekilde iyonlaşıyor. Dolayısıyla klor ve oksijen diye iyonlaşmadığı için biz klorda yükseltgenme basamağı terimini kullanmamız gerekir. İyon yükü terimini bu yüzden kullanamıyoruz. Diğer öncüllere de bakalım. Sülfat iyonundaki altı çizili elementin yükseltgenme basamağı artı altıdır. Bakın yine iyonun içindeki bir atom sorulmuş. Aynı burada olduğu gibi ne yapması lazım? Yükseltgenme basamağını kullanması lazım. Bu ifademiz doğru. Şöyle deseydi sülfatın iyon yükü eksi 2'dir deseydi doğruydu. Yani SO4'ün iyon yükü eksi 2 dese doğruydu. Ama burada iyonun içindeki atomu sorduğu için yükseltgenme basamağını kullanmalı. Bir de arkadaşlar burada belirtilen değerler doğru. Hani burada yanlışlık yok. Yani sodyum oksitteki oksijenin yükü eksi 2. Potasyum klorattaki klorun yükseltgenme basamağı artı 5. Sülfattaki kükürdün yükseltgenme basamağı artı 6. Bu ifadeler doğru. D şıkkı pH 3 bileşiğindeki fosfor atomunun yükseltgenme basamağı eksi 3'tür. Arkadaşlar zaten biz atomlar için yükseltgenme basamağını kullanıyorduk. Geniş kümeyi de her zaman kullanabilirdik. D seçeneğimize doğru. E şıkkı kalsiyum florür bileşiğindeki kalsiyum atomunun yükseltgenme basamağı artı 2'dir denilmiş. Kalsiyum florür iyonik bir bileşik. Ancak yükseltgenme basamağını biz iyonik bileşiklerdeki atomlar içinde kullanabiliyorduk. Yani geniş kümeyde her zaman kullanabilirdik yükseltgenme basamağı kavramını. O yüzden E şıkkı için yanlış diyemiyoruz. Ha burada kalsiyum atomunun iyon yükü artı 2'dir. Ya da flor atomunun iyon yükü eksi 1'dir şeklinde söylese de doğru olurdu arkadaşlar. Yanlış olmazdı. Ama burada yükseltgenme basamağı terimini kullanmak istemişler. Yanlış diyemeyiz. E şıkkı da doğru. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerinde altı çizili atomların yükseltgenme basamakları birbirinden farklıdır deniliyor. Birinci öncülle başlayalım. Manganat iyonu için Mangana x diyorum artı 4 tane oksijen var. 4 çarpı oksijenin aldığı değerlik eksi 2 idi. İyonumuzun yükü eksi 2 olduğu için toplam yükü eksi 2 eşitledim. Denklemi çözecek olursak x eksi 8 eşittir. Eksi 2 karşıya attık. X artı 6 bulduk. Bu manganımızın değerli. Sağ taraftaki demir bileşiğimize bakıyoruz. 2 tane demir var. 2 çarpı x diyorum artı 3 tane oksijen var. Oksijenin değerli eksi 2 Toplam yükü sıfır eşitliyorum. Bileşiğimiz nötr. Buradan denklemi çözecek olursak 2x eşittir artı 6 oldu. x eşittir artı 3. Demir burada artı 3 oldu. Bize birbirinden farklı olanları sorduğundan dolayı birinci öncül farkıdır. İkinci öncüle bakalım. Krom için öncelikle hesaplıyorum. Kroma x dersek 2 tane krom var. Artı 3 tane oksijen var. Yine nötr olduğu için bileşiğimiz sıfır eşitledim. Buradan da 2x eşittir artı 6. x eşittir artı 3 geldi. Buradaki krom artı 3 değerlikli. Kükürt elementi için hesaplayalım yükseltgen basamağını. Kükürde x dedik. 3 tane oksijen var. 3 çarpı eksi 2 diyorum oksijen için. Yine nötr bir bileşik olduğu için 0 eşitledim. Buradan x'i artı 6 buldum. Yine burada da birbirinden farklı yükseltgenme basamağına sahip altı çizili atomlar. İkinci öncülde aradığımız durum. Üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncüle bakalım. Önce klorla başlıyorum. Klora x dersek iki tane oksijen var. Toplam yükü -1 bir eşit diyorum. İyon yükümüz eksi bir olduğu için. Buradan x artı 3 geldi. Klorumuz artı 3. Azot için hesaplama yapalım. İki tane azot var. 2 çarpı x. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 2. Toplam yükü 0 eşitledim. 2x eşittir artı 6. x eşittir artı 3 geldi. Burada da azot artı 3 olarak karşımıza çıktı. O halde birbirinden farklı olmadığı için 3. öncülü eledik. Sorumuz bize farklı olanları sorduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda azot elementinin yükseltgenme basamağı artacak şekilde bileşikler sıralanırken yanlış yere yazılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Tek tek azot elementinin yükseltgenme basamaklarını hesaplayalım. Sodyum nitrür bileşiği 3 tane sodyum var. Sodyum 1A grubu olduğu için her zaman artı bir değerlik alacak. Azota x dersek toplam yükü 0 eşitliyoruz. Buradan ilk bileşikteki azotu eksi 3 olarak bulduk. Bileşiğimizi şöyle yazalım. İkinci bileşik için azotun yükseltgeme basamağını hesaplayalım. Azota x dedik yine 2 tane var. Oksijen eksi 2 yükseltgeme basamağına sahip. Toplam yükü 0 eşitliyorum. Nötr hepsi bileşiklerimizin. O yüzden her birini 0 eşitleyeceğim. Denklemi çözecek olursak 2x artı 2 x eşittir artı 1 değerine ulaşmış olduk. HNO3 bileşiğine bakıyoruz. Hidrojen bir tane var artı bir yükseltgeme basamağına sahip azota x dedik. 3 tane de oksijen var 3 çarpı eksi 2 dedik. Toplam yükü yine 0 eşit dedik. Denklemi çözecek olursak x eksi 5 eşittir 0 x değerimiz artı 5 geldi. Dördüncü bileşiğimiz 2 tane azot var 3 tane oksijen var. Toplam yük 0. 2x artı 6 x eşittir artı 3 değeri geldi. Son olarak N2O4 bileşiğine bakalım. 2 tane azot, 4 tane oksijen. Toplam yük 0. Denklemi çözecek olursak 2x eşittir artı 8 x eşittir artı 4 değeri geldi. Soru bize azotun yükseltgenme basamağı artacak şekilde sıralamamız istemişti. Azotun en düşük yükseltgenme basamağına sahip olduğu bileşiğimiz sodyum nitrürdü. Daha sonra artı bir yükseltgenme basamağına sahip diazot monoksit bileşiği. Daha sonrasında azotun artı üç yükseltgenme basamağına sahip olduğu diazot trioksit bileşiği. Daha sonra azotun artı dört yükseltgenme basamağına sahip olduğu diazot tetraoksit bileşiği. Ve son olarak azotun artı beş yükseltgenme basamağına sahip olduğu hidrojen nitrat. Ezzap olarak da bilinen HNO3 asidi geldi. Alttaki sıralamayla üstteki sıralamayı kıyasladığımızda yanlış yere yazılmış olan HNO3'tür. Normalde burada N2O3 gelmesi gerekiyordu. Sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Bir ametal oksitteki ametal en yüksek yükseltgenme basamağına ulaşmış ise o oksit yanmaz deniliyor. Buna göre aşağıdaki oksitlerden hangisi yanar? Yani bize oksijen dışındaki ametalin maksimum yükseltgenme basamağına sahip olmadığı durumu soruyor. A şıkkına baktığımızda oksijen dışındaki ametalimiz hidrojen. Hidrojen ametallere karşı artı bir yükseltgenme basamağına sahipti. Yine hidrojen bir A grubu elementi olduğu için maksimum alabileceği yükseltgen basamak değeri artı birdi. Burada maksimum yükseltgenme basamağına sahip olduğundan dolayı su ne yapacak? Yanmayacak. O yüzden A şıkkını eledik. Bize yanabileni soruyordu. 5 şıkkına geldik. Oksijen dışındaki ametilimiz karbon. Karbon yükseltgen basamağını hesaplayacak olursak x diyelim. 2 tane oksijen var. Oksijenin değerli eksi 2 idi. Toplam yükü 0 eşitledik. Buradan x'i artı 4 olarak bulduk. Karbon elementi 4a grubu element olduğundan dolayı alabileceği maksimum yükseltgenme basamak değeri artı 4'tür. Dolayısıyla maksimum yükseltgenme basamağına sahip olduğundan ötürü karbondioksit bileşiği de yanmaz. C şıkkına geldik. Burada da kükürde bakacağız. X diyelim kükürde. 3 tane oksijen var. Yine oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip. Toplam yük 0. Buradan X'in değeri artı 6 çıktı. X kükürdün yükseltgenme basamak değeriydi. Kükürt 6A grubunda bulunmakta ve kükürdün 6A grubunda olduğundan dolayı alabileceği maksimum yükseltgenme basamak değeri 6'dır. Burada da maksimum yükseltgenme basamak değerine ulaştığından dolayı kükür trioksit bileşiğimizde yanmaz. E şıkkına geldik. 2 tane fosfor var. Fosforun yükseltgenme basamağını bulmamız lazım. 2 çarpı x diyorum. Artı 5 tane oksijen var. Aldığı yükseltgenme basamak değeri eksi 2 toplam yük 0. 2x artı 10 x eşittir artı 5 oldu. Fosfor 5a grubu element olduğundan dolayı alabileceği maksimum yükseltgenme basamak değeri artı 5'tir. Burada maksimum yükseltgenme basamak değerinde olduğundan dolayı bu bileşikte yanmaz. Son olarak E şıkkına geldik. Azotu bulacağız burada da. 2 tane azot var. 2 çarpı x. 3 tane oksijen var. Eksi 2 oksijeni yükseltgenme basamak değeri. Toplamını sıfır eşitliyorum. Bileşiğimiz nötr olduğundan dolayı buradan 2x eşittir artı 6 x eşittir artı 3 geldi. Yani azotun yükseltgenme basamak değeri artı 3'tür bileşiğimizde. Azot 5A grubu olduğundan dolayı alabileceği maksimum yükseltgenme değeri artı 5'tir. Burada ise artı 3 olmuş. Yani maksimum yükseltgenme basamağına sahip değil. Dolayısıyla bu bileşiğimiz yanabilir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Verilen taneciklerdeki karbon atomlarının yükseltgenme basamakları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Birinci taneciğimiz için oksijen bir tane var. 1 çarpı eksi 2 değerlikliği artı karbonu soruyordu bize x diyelim artı azot 5a grubu olduğundan dolayı 1 çarpı eksi 3 değerlikli olacak. Toplam yük eksi 1'e eşitlenecek çünkü taneciğimizin yükü eksi 1. Buradan eksi 2 artı x eksi 3 eşittir eksi 1. Denklemi toparlayacak olursak x eksi 5 eşittir eksi 1. Eksi 5'i karşıya attığımda x'i artı 4 olarak buldum. İlk tanecikte karbon atomu artı 4 yükseltgeme basamağına sahip. İkinci tanecimize bakalım. Yapıda toplamda 2 tane hidrojen var. Hidrojen ametallere karşı artı 1 değerlik almaktaydı. 2 çarpı artı 1 diyorum. Artı 2 tane de oksijenim var. 2 çarpı oksijen yükseltgeme basamağı eksi 2 olacak. Artı karbonda bir tane var. X diyelim. Toplam yükü 0 eşitliyorum. Bileşiğimiz nötr. Denklemi çözelim. Şuradan artı 2 geldi. Buradan eksi 4 geldi. Artı x eşittir 0. Toparlayalım. x eksi 2 eşittir 0. Karşıya attığımızda x'i artı 2 olarak bulduk. Burada karbon artı 2 değerliğe sahip. Son olarak oksalat köküne bakıyorum. 2 tane karbon var. 2 çarpı x. Artı 4 tane oksijen var. 4 çarpı eksi 2. Toplam yükü eksi 2 eşitliyorum. 2x eksi 8 eşittir eksi 2. Eksi 8'i karşıya attım. 2x artı 6. Buradan x artı 3 geldi. Oksalat kökünde de karbonumuz artı 3 yükseltgeme basamağına sahip. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın B seçeneği olduğunu söylüyoruz. XO4 ve YO4 iyonları ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Öncelikle ikinci bilgiden başlamak istiyorum. YO4 iyonunun proton sayısı XO4 iyonundan bir fazladır denilmiş. Arkadaşlar proton sayısı bize aynı zamanda bu iki taneciğin nötr haldeki elektron sayılarıyla da ilgili bilgi vermiş durumda. Neden? Nötr taneciklerde proton sayısı elektron sayısına nedir? Her zaman eşittir. O halde biz buradan nötr haldeki elektron sayılarıyla ilgili bilgi sahibi olmuş olacağız. Bizim için önemli olan bu. Evet. Nötr haldeki elektron sayısında dikkat etmemiz gereken şey ne? alınan ya da verilen elektron sayısı hesaba katılmıyor. Yani buradaki n ve n değerleri bizi şu an ilgilendirmiyor ikinci bilgi için. Peki bu öncül bize ne demişti? YO4 iyonunun proton sayısı yani nötr elektron sayısı XO4'ten bir fazladır. Her iki taneciyi incelediğimizde ikisinde de oksijen sayısı eşit birbirine. İyon yüklerini de hesaba katmıyorduk. O halde buradan çıkaracağımız sonuç Y atomunun elektron sayısı X'ten bir fazladır. Hem elektron hem de proton sayısı. Ama dediğimiz gibi bizim için önemli olan sorun çözümde elektron sayısı olduğu için elektron sayısının üzerine vurgu yapıyorum. Birinci bilgide bize ne denilmiş? Elektron sayıları birbirine eşittir. Normalde arkadaşlar nötr haldeyken y'nin elektron sayısı x'ten bir fazlaydı. Burada ne diyor? Alınan ya da verilen elektronlar sayesinde elektron sayıları arasındaki fark kapanmış. Birbirine eşit hale gelmiş. Bu nasıl mümkün olabilir arkadaşlar? Eğer bu tanecikler anyon ise yani elektron almış durumdalarsa şöyle diyelim anyon iseler elektron almış durumdaysalar yani ne olacak? X Y'ye göre bir fazla elektron almış olmalı ki aradaki fark kapanmış olsun. Şöyle diyorum X bir elektron daha fazla almış almalı diyelim. X bir elektron daha fazla almalı. Arkadaşlar X bir elektron daha fazla aldığını düşünelim. Mesela x'imizin yükü bir elektron daha fazla aldığından dolayı eksi 3 olsun. Y'imizin yükü de yani n değerimiz de eksi 2 olsun. Bakın ne oldu? x y'den bir fazla elektron almış durumda mı? Evet eksi 3'e eksi 2. Bildiğiniz üzere elektron aldıkça iyon yükü azalıyordu. Aradaki fark 1 olduğuna göre Burada bir tane daha fazla olmuş oluyor. Niye eksi 3 eksi 2 dedik hocam derseniz. Üçüncü öncülde de böyle bir yorum yapılması istenildiği için bu değerler üzerinden gidelim. Üçüncü öncülü kolay yorumlayalım. Peki n ve n değerinden hangisi büyük oluyor bu durumda? Görüldüğü gibi n değeri daha büyük oluyor. Şöyle diyelim n büyüktür n. Hatta şöyle açalım n ne kadar büyük? Bir büyük arkadaşlar. Bu yorumu anyon iseler demiştik. Peki katyon iseler nasıl yorum yapacağız? Şöyle diyelim katyon. Katyonlar ne oluyor arkadaşlar? Artı yüke sahip oluyor. Yani elektron vermiş durumda oluyor. Normalde Y'nin elektron sayısı X'ten bir fazlaydı. Eşit hale gelebilmesi için elektron verirlerse ne olması lazım? Y daha fazla elektron vermesi lazım X'e göre. Orada da şöyle diyelim. Y bir elektron daha fazla vermeli. Y bir elektron daha fazla kaybederse X'e göre yine ne olur? Burada eşitliği sağlamış oluruz. Yani bu iki tane cid, elektron sayıları birbirine eşit olmuş olur. Buna da değer verelim. Y bir fazla verirse mesela iki tane elektron vermiş olsun. Y artı 2 ile yüklenir. Elektron verince ne oluyordu? İyon yükü artı oluyordu. O zaman Y bir fazla vereceği için X'in de yükü artı 1 olsun. Bakın ne olmuş oldu? Y X'den bir fazla elektron vermiş oldu. O yüzden buraya artı 1 dedik. Bakın bu durumda da ne oldu? M ve N arasındaki ilişki yine M büyüktür. N çıktı. Hatta aradaki farkın yine ne olduğunu söyledik. 1 olduğunu söyledik. Her iki durumda da kesin olan bir şey var. M değeri N değerinden 1 fazladır arkadaşlar. Artık soruyu çözdük. Şimdi öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül M eşittir. N artı 1. Bakın her iki durumda da elektron sayılarının eşit olabilmesi için M'nin N'den 1 fazla olması gerektiğini bulduk ve ispatladık. Birinci öncül doğru. İkinci öncül y'nin yükseltgenme basamağı x'ten bir fazladır. Gelin bunu hesaplayalım birlikte. x'in yükseltgenme basamağına x diyelim. Bileşiğimizde ilk taneciğimizde 4 tane oksijen var. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2 idi. Eşittir. Bu atomların yükseltgenme basamakları toplamı toplam yüke eşit olacak. Bakın burada ister eksi 3'e eşitleyin ister artı 1'e. Fark eden bir durum yok. Her ikisinde de aynı sonuç çıkacak. Ben bunlar sanki anyonmuş gibi değer vermek istiyorum eksi 3'e eşitliyorum. Katyon gibi dersiniz de artı 1'e artı 2'yi kullanabilirdiniz. Buradan x'in yükseltgeme basamağı ne gelecek arkadaşlar? Artı 5 gelecek. Aynı şekilde y'nin yükseltgeme basamağını bulalım. Y O4 iyon için yapıyorum. Y'nin yükseltgen basamağına Y diyelim. Artı yine 4 tane oksijen var. Oksijenin yükseltgen basamağı eksi 2 idi. Eşittir. Toplam yük ne olacak? X değeri eksi 3 iken ne demiştik? Y değeri eksi 2 olmalıydı. Eksi 2 eşitliyorum. Buradan denklemi çözersek Y'nin artı altı olduğunu buluyorum. Bakın arkadaşlar ikisinin yükseltgenme basamakları arasında da ne var? Y büyüktür. X artı bir ilişkisi var. Böyle yükseltgenme basamaklarında da bu ilişki var. Burada da ne demiş? Y'nin yükseltgenme basamağı X'den bir fazladır. Evet bakın bunu da ispatladık. Üçüncü öncül N eşittir eksi üç ise M eşittir eksi dir. Arkadaşlar M ve N iyon yüküydü. Biz iyon yükünü yorumlarken şurada ne yapmıştık ispatlamıştık. M değeri neden büyük olacaktı? Hem de kaç tane daha fazla olacaktı? Bir fazla olacaktı. Şimdi verilen değerlerde M değeri N değerinden bir fazla mı? Evet bir fazla. Şu kurala uyduğundan dolayı 3. öncül de doğrudur. Zaten biz en başta da dikkat ederseniz bunlar anyon olsalardı birine eksi 2 birine eksi 3 değerini vermiştim. Şu 3. öncülle ispatlayalım diye. Burada da bu yükler üzerinden ispatımızın doğru olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla üç öncülümüz de doğrudur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Bir tane A2B3 iyonuyla ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır deniliyor. Verilen bilgilerden ilk olarak üçüncü bilgiye dikkat çekmek istiyorum. İyondaki elektron sayısı ile proton sayısı arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Burada baktığımızda elektron sayısının protondan 2 fazla olduğu söyleniliyor. Bilindiği gibi elektron yük olarak negatif yüklü, proton ise pozitif yüklü. Yani bizim buradan yapacağımız yorum iyon yükümüz eksi 2'dir. Peki iyon yükü verilen iyonda kimi temsil etmekte? N değerini temsil etmekte. O halde N değeri için eksi 2'dir diyebiliriz. Soru bize yanlış olanları soruyordu. Bakın birinci öncülde N değeri için artı 2 denilmiş birinci öncüle yanlış diyoruz. Diğer bilgileri de göz atalım. Bir A atomunun proton sayısı bir B atomunun kinin iki katıdır. Arkadaşlar atom dediği için atomda elektron ve proton sayıları aynıydı. O halde proton sayısını sanki elektron sayısı gibi de yorum yapabiliriz. Tekrar söylüyorum. Atom denildiğinde elektron ve proton sayısının aynı olduğundan dolayı bu şekilde yorum yaptık. O halde biz B'nin elektron sayısına K dersek A'nın elektron sayısı da B'nin iki katıdır diyebiliriz. Nasıl ki proton sayısı 2 katıysa elektron sayısı da 2 katıdır yorumunu yapabiliriz. Birinci bilgimizde verilen iyonun toplam elektron sayısının 58 olduğu söylenilmiş. N değerini de bulmuştuk. O halde denklem üzerinden K değerini çözümleyelim arkadaşlar. İyonumuzda 2 tane A var. 2 çarpı diyorum. A'nın elektron sayısına 2K demiştik. Artı 3 tane B var iyonda yine. B'nin elektron sayısına da K demiştik. Bakın N değeri için eksi 2 denilmişti. Arkadaşlar buradaki eksi 2'nin anlamı nedir? Dışarıdan 2 elektron aldık anlamına geliyor. Toplam elektron sayısını hesaplarken burayı biz artı 2 olarak düşünüyoruz. Dışarıdan 2 elektron aldığımız için. Ve bu şartlarda toplam elektron sayısının 58 olduğu yine birinci öncülde bahsedilmişti. Denklemimizi çözelim. 2 kere 2K 4K oldu. Artı 3K buradan geldi. 2'yi karşıya attık. Eksi olarak geçtiğinde burası 56 yapacak. 7K eşittir 56 ise K değerini 8 olarak bulduk. O halde A atomumuzun elektron sayısı 16. 2K denildiği için 1K 8'di 2K 16. Atom olduğundan dolayı nötr olduğundan dolayı proton sayısı da 16'dır. Aynı şekilde B'nin elektron sayısına K demiştik 8. Atom hali için konuştuğumuz elektron ve proton sayısı eşit olacağından dolayı proton sayısı da 8'dir. Öncülleri yorumlayalım. İkinci öncül İyondaki A atomunun yükseltgenme basamağı artı 4'tür. Bunu hesaplama şeklinde bulmamız gerekiyor. Hesaplamamızı yapıyoruz. A'nın yükseltgen basamağına x diyelim. 2 çarpı x 2 tane A atomu vardı. Artı diyoruz B'den gelen yükseltgenme basamağı değeri. B atomuna baktığınızda proton sayısı 8. Yani oksijen atomunu temsil etmekte. Bildiğiniz üzere oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2 idi. O halde 3 çarpı eksi 2 diyorum. Toplam yükünü de eksi 2'ye eşit diyorum. Çünkü en derin eksi 2 bulmuştum. Buradan x'i bulalım. 2x eksi 6 eşittir eksi 2. Eksi 6'yı karşıya attığımda artı olarak geçecek. 2x eşittir 4. x eşittir artı 2 oldu arkadaşlar. İkinci öncülde ise bize artı 4 olduğu söylenmişti anı yükseltgenme basamağı. Bu ifademiz de yanlıştır. Üçüncü öncül A ve B atomları aynı periyot elementleridir. Bakın burada proton sayılarını bulmuştuk. Elektron dizilimlerini yapacak olursak 2, 8, 6 şeklinde olacak. Oksijen için 2, 6 şeklinde olacak. A elementi 3. periyot elementi iken B elementi 2. periyot elementidir. Yani periyot sayıları da birbirinden farklıdır. Soru bize yanlış olanları sorduğu için 3'ü de yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Atom numaraları soygazlardan gazlardan 3 farklı olan X, Y, Z ve T ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z ve T'nin atom numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Birinci öncül X bileşiklerinde yalnızca artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olabilir denilmiş. Arkadaşlar soygazlardan gazlardan 3 farklı proton sayısına sahip olma durumu ya 3A grubu için geçerli ya da 5A grubu için geçerli. Bir de eğer soy gazımız 3. periyot ve sonraki periyotlarda ise proton sayısının 3 fazla olmasıyla 3B grubu elementinde olma ihtimali bulunuyor. O halde sorumuzu bu 3 duruma göre yanıtlayacağız. İlk bilgimize bakalım. X bileşiklerinde yalnızca artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olabiliyor. Bu bilgiden faydalandığımızda X için ya 3A grubunda bulunur ya da 3B grubunda bulunur diyoruz. Öncülere baktığımızda X için 3 proton sayısı değeri verilmiş. Elektron dizilimi yaptığımızda X'in proton sayısı 3 olsaydı 1A grubunda olacağını görüyoruz. O halde A şıkkını eledik. Ne demiştik X için ya 3A ya 3B. X için diğer değerleri de kontrol edelim. İki tane değer var zaten. 13'e 21. Önce 13 ile başlayalım. Elektron dizilimini yaptığımızda 3. periyot 3A grubu olduğunu görüyoruz. Yani 13 olabilir. Yine 21 değerine baktığımızda elektron dizilimini şöyle argon soygazı diyelim. 18. 4S2 3D1 ile bitecek. Burası da 4. periyot 3B grubu. Dolayısıyla 21 de olabiliyor. İkinci bilgimiz Y için hem iyonik hem de kovalent bağlı bileşik oluşturabiliyor diyor. Y'nin bu şekilde davranabilmesi için ametal olması gerekir. Bizim belirlediğimiz gruplardan ametal olan grup 5A grubudur. O halde Y 5A grubudur diyoruz. Öncülere baktığımızda Y'nin 5A olmadığı bir durum söz konusu değil. Proton sayısı 7 ise 2. periyot 5A, 15 ise 3. periyot 5A olmakta. Z için amfoter özellik gösteriyor denilmiş. 3A grubunda olup amfoter özellik gösteren metalimiz alüminyumdur arkadaşlar. Proton sayısı 13'tür. Bu arada amfoter ne demekti? Hem asit hem de bazla tepkime verebilen metallerdi. Kimlerdi bunlar? Al sana benim zincirli papucumdaki elementler. Bu şekilde kodluyorduk. Bunlar amfoter metallerdi. Amfoter metallere baktığımızda kalay ve kurşun 4A grubunda yer almakta. Berilyumun proton sayısı 4'tü, ikinci periyot 2A grubu elementiydi. Çinko proton sayısı 32B grubunda yer almaktaydı. Romunda proton sayısı 24'tü, 6B grubunda yer almaktaydı. Yani bu amfoter metaller içerisinde bizim aradığımız 3A, 3B ve 5A olma durumuna sadece uyan alüminyumdur. O halde Z alüminyum olacak ve proton sayısı 13 olmalı. Z için 13 olmayan değerleri eliyoruz. Geriye iki seçeneğimiz kaldı. T için yarı metal özellik gösteriyor denilmiş. T için verilen proton sayılarına baktığımızda bakın 5 borun proton sayısı değeriydi. Bor bir yarı metaldi. Ve aynı zamanda ne oluyor? 3A grubu olma durumuna uyuyor. 3A grubundaydı. Yani aradığımız gruplardan biriydi. D seçeneğinde ise proton sayısı 7. Yani azot elementini verilmiş. Azot elementi yarı metal değil A metaldir arkadaşlar. Bu yüzden D seçeneğini de ediyoruz. Aradığımız cevap B şıkkı olacak. Unutmayalım bor elementi yarı metal sınıfında yer almaktaydı.